sürekli önünden geçtiğiniz, her gün gördüğünüz, dokunduğunuz, binlerce kez görmüş olduğunuz eserlerin, yapıların yanından geçeceğiz. Gördüğünüz ama bakmadığınız, bazen de baktığınız ama görmediğiniz yapıları göstereceğim demiştim. İşte o göreve, o misyona, o vazifeye devam ediyoruz. Çemberlitaş Meydanı'ndayız. Beyaz'a doğru ineceğiz. Milyon defa gitmişsinizdir hayatınız boyunca. İlk barok eser Nur Osmaniye Camii. Birinci Mahmut başlattı. Üçüncü Osman bitirdi. Çok basit hikayesi bulunmaktadır. Hepiniz geldiniz, gördünüz. Ancak detaylar, fark edilmeyen hakikatler, paralar arasında kaybolan gerçekler. Bizim iddiamız bunlar. Biz sizlere bu iddialarla geliyoruz ve o iddialara devam ediyoruz. Program başladı. İlk bölümümüz Köprülü Mehmet Paşa'nın 1662 tarihinde yapıp oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından bitirilen medrese, Sıbyan Mektebi, mektepler, efendim mescit, kütüphane, hazire, bir külliye bulunmaktadır. İlk fotoğrafımız 1956 yılına ait, yani günümüzden 68 yıl öncesine gideceğiz. Çok uzattım. Hadi takvimler 2024 değil, takvimler 1956. Yer Çemberlitaş, Köprülü Mehmet Paşa. Buyurun efendim. Efendim 68 yıl öncesindeyiz. Takvimler 1956'yı göstermekte. Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan, ancak ömrü vefa etmediği için bitiremediğinden dolayı oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından bitirilen Köprülü Mescidi'nin, medresenin hemen önünde bulunan Köprülü Mescidi'nin tam karşısındayız. Benim solumda ama sizin sağınızda 330 yılında yapılan 1700 yıllık bir taş, çemberli taş bulunmakta. Siz onu fotoğrafta görülmediği için göremiyorsunuz. Biz kırptık fotoğrafı, süsünü ortadan kaldırdık. Arkamızda sadece bir mescit. Mescidin önünde tramvay durağı bugün var. Tramvay geçiyor, bugün geçiyor. 68 sene önce 1956 yılında bu yoldan tramvay geçmediği için sadece mescit görünüyordu. Önünde, yanında, sağında, solunda, yöresinde insanlar bulunmakta ve bu insanlar işlerini, normal gündelik hayatlarını sürdürmektedirler. 68 yıl önce tam olarak kameraman kardeşim Mustafa'nın koymuş olduğu, kamerayı koymuş olduğu yerden biri bir fotoğraf çekmiş. Aynı açıyı almış. Aynı görüntüyü almış. Fakat aradan 68 yıl, neredeyse bir insan ömrü geçmiş. 4-5 bölümde bir söylüyorum. Hakim değiliz bu dünyaya mekanlar kadar, fotoğraflar kadar, tarih kadar. Biz gidiyoruz ama mekanlar ve hadiseler baki kalıyor. 68 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Efendim Çemberlitaş'tan Beyazıt'a doğru, 2 numaralı tepeden 3 numaraya doğru, Konstantin'den Theodosius'a doğru giriş yaparken 1594 tarihli Hırvat olduğu söylenen Sinan Paşa'nın ya da Arnavut, yani Hırvat ya da Arnavut olduğu söylenilen ve tarihte kayıtlı olan Sinan Paşa'nın kendi adına yaptırmış olduğu hazire ve medrese kısmında bulunmaktayız. 1606 yılındaki Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan muharebesi olan Haçova Meydan Muharebesi'nde
ordu komutanlığı yapmış bir insandır. Sinan Paşa, Beyazıt bölgesine çok ciddi anlamda hizmeti bulunan Çorlulu Ali Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Sinan Paşa medreseler üçgenini oluşturan kişilerden birisidir. 1972 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bakacak olursak kaldırım falan yok, cadde de yok. Olabildiğince her şey dümdüz. Bir minibüs var, biraz ileride. Demek ki trafiği açık. Şurada bir boşluk var. Büfelerin olduğu, bisikletlerin ve motosikletlerin park ettiği yer. O gün arabalar park etmiş. Demek ki burası o gün trafiği açık. Bu arada 1990'lı yıllarda ben evim olan Cerrahpaşa'dan otobüse binip Sirkeci'ye giderken işte bu yolu kullanıyorduk. Ben buraların, bu caddenin trafiği açık olduğu günleri hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. İstanbul'da yaşayan biri olarak. Yani burası bana göre daha dün trafiğe kapatıldı. Ha bu arada 30 sene falan oldu trafiğe kapatılan ama bana göre diyorum daha dün kapatıldı. Buralar önemli yerler. Buralar o günle bugün arasında çok da değişmeyen yerler. Bakın Sinan Paşa Medresesi fotoğrafta da sağ tarafta, bana göre solda, size göre sağ tarafta bir çıkıntı var. Fotoğrafta da bu çıkıntı var. Bu çıkıntının hemen yanında bir direk var. Bugün de o direk var, o gün de var. Bugün metal direk, kuvvetli direk. O gün ahşap direk, elektrik hatlarının geçtiği direk. Bugün tramvay için kullanılan metal direkler bugünden 52 sene önce bölgeye elektrik götüren ahşap, kütüklerden oluşan elektrik direği. Ama yeri aynı. Hiç değişmemiş. Hep orada bir elektrik direği bulunmuş. Efendim 1972-2024. Aradan geçen 52 yıl. Aynı yer, aynı cadde, aynı medrese ve hatta aynı elektrik direği. Değişen pek bir şey yok. 52 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.